Evet değerli izleyenler, yorumlarımız devam ediyor. Sıra geldi Süper Amatör Lig'de. Süper Amatör Lig'de hocam gerçekten bu lig kümede de güzel bir hafta sonu geride kaldı. Hı hı. Süper Amatör kümede Etispor'un lider arkasında bir puan farka düşürdü. Buradaki farkı tamam. Evet değerli izleyenler, amatör kümelerdeki yorumlarımız devam ediyor. Sıra geldi Süper Amatör Lig'e. Süper Amatör Lig'de Etispor Tayfun galibiyetiyle liderle arasındaki farkı bire düşürdü. Şampiyonluktaki iddiasını güçlendirdi. Önce toplu sonuçlara bakalım, sonra bu maça gelelim. Peki Zeki. 12. hafta bizi sevindiren haftaydı. Bir baktı ki Balıkesir Belediye muhalif kendi evinde. Cumhuriyet Sanayi'ye. Etispor da galip. Keyiflerimizi daha da arttırdı bu sonuç. 4 puanlık fark bir anda 1'e indi. Ve biz ligin ikinci yarısında Balıkesir Belediye'nin Bandırma'ya, Etispor'un ayağına geleceğini biliyoruz. Kaldı ki Etispor Balıkesir'i Balıkesir'de yenmiş. Yenmiş, devirmeyi başarmıştı. Evet. Etispor antrenman yaptı Göne Tayfun karşısında. Tayfun direnemedi. Fark daha da büyüyebilirdi. Etispor'u bu bakımın disiplin oyunundan dolayı ben kutlamak istiyorum. Ayrıntıya biraz sonra gireceğim. Havran Fatih, Balı Belediye 3-1 ile uğurladı. Son haftalarda Havran Fatih'de bir toparlanma var. Susurluk Adaspor 2-0 ile geçerek haftalar sonra derin bir nefes aldı. Tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Barbaro Sefa, Altınova 3 ile puanları paylaştılar. Gol düellosu şeklinde geçmiş. Yakup Köy kendi evinde Bigaç'a teslim olarak ileride çok arayacağı 3 altın puanı daha bıraktı. Yakup Köy 6 puanla kendi kaderi ligin dibinde baş başa kalmış oldu. Haftanın sürprizi Sındırgı'dan geldi. Sındırgı Manyas'ı 3-0 ile uğurladı. Manyas için futbol adına tehlike çanları çalmaya başladı. Manyas artık kırmızı çizgiye düştü Manyas. Manyas Belediyespor artık ayaklarını bundan sonra lig adına denk atmalı derim sevgili Zeki. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. O zaman biz Bandırma'da oynanan Etispor Tayfun maçına gelelim. Gol yağmuru altında geçen bu karşılaşmayı bir bloklar halinde yorumlayalım hocam. Maçta aslında fazla konuşulacak bir şey yoktu. İki farklı takım, biri çok güçlü lige göre, biri de alt sıralardan sıyrılmaya çalışan, geçen hafta evinde kaptırdığı puanın sıkıntılarını yaşayan, moralsiz bir takım vardı. Etispor antrenman havası içerisinde gollere çok kolay ulaştı. Bakın kaleci Vural dikkat dağınıklığı içerisindeydi. Dikkati dağınıktı. Yani vasat bir dakika, 90 dakika çıkardı. Ki Gönen Tayfun fazla gelmedi Etispor üzerine. Semih beğendim. Semih'i fazla sprintte oyuna katılımda göremedim. Çağın iyiydi. Tayfun tehlikesini uzaklaştırırken kaleci Vural'ın hatasını iyi kapattı. Barış Fesonlere fazla iş düşmedi. Etispor'un en çok beğendiğim bloğu Ahmet Sinan İbrahim Üçgeni. Yine görevini yaptı vasat bir çizgide de olsa. İbrahim eski gücünden uzaktı, isteksizdi. Tabii kolay değil. Devamlı direkt oynayan futbolcu bunlar. Uğur tüm takımların canını yakabilecek futbolcu. Çok iyi sprinter. Ummadık anda golle buluşup, topla buluşup gole çok yakın bir isim. Ben Uğur'u buradan tebrik ediyorum. Yani Gönen Tayfun'un Etispor'un işini kolaylaştıran isim oldu. Samet Vasat'tı. Daha sonra oyundan alındı. Ercan da iyi niyetiyle maçta çalıştı. Maçın bence kilit adamı Etispor adına orta sahadan sonra Uğur'du. Uğur'u beğendiğimi söyleyebilirim. Gönel Tayfun'da kaleci Mehmet'in pek yediği gollerde fazla hatası yoktu. Çok altı pasa kadar, dibine kadar yani sokuldular. Altı pastan goller. Kaleci çaresizdi. Yani en iyi kaleciyi geçirsen bu gollerin çoğuna engel olamazdı. Defansta Umud'u forma yakışır buldum. Altyapıdan beri takip ettiğim bir çocuk. İyi yerlere gelmesini temenni ediyorum. Metehan'ı Gönen Belediye'den tanırım. Bir ara Gümüşhane Bayburt, yani Bayburt İl Özel İdare'ye gitmiş. Bu çocuk moralsiz bir şekilde gördüm. İkinci yarı dikkatimi çekti. Bu çocuk iyi bir futbolcudur ama eski formundan ve gücünden çok çok uzaktı. Bir de sahada ayakta kalan Furkan vardı. Ne yaptığını biliyor. Teknik, ağır ama teknik bir futbolcu. Oyunu görerek oynamaya çalıştı. Gönen Tayfun'un bu futbolun üzerine koyması şart. Gönen Tayfun'u demoralize buldum. Gönen Tayfun için fırsat henüz kaçmış değil. Ama en kısa zamanda toparlanmaları gerekiyor. Çünkü Gönen Tayfun bu oyunuyla ligde sıkıntılanları yaşayabilir. İnşallah Gönen Tayfun beni yanıltır ve ligde kalan takımlar arasında yer alın
diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz Süper Amatör Lig'de 12. hafta itibariyle puan cetvelini bir yorumlayalım. Puan cetveli bize ne diyor? Puan cetveli şampiyonluk yarışının 3 takım arasında geçtiğini söylüyor. Balıkesir Belediye 28, Etispor 27 ve 22 puana yükselen Havran Fatih arasında. Bu 3 takım şampiyonluk yarışının içindeler. Cumhuriyet Sanayi, Adaspor, Altınova, Balya Belediye, Susurluk, Bigadiş Belediye şimdilik orta sıralarda rahat bir şekilde ligi seyrediyorlar. Yalnız 14 puanlı Barbaros Sefa, 12 puanlı Manyas Belediye, 11'er puanlılar Sındırgı Belediye ve Gönent Tayfun düşme korkusunu yaşayan takımlar arasında yer alıyor. 6 puanlı Yakupköy ise haftalara geçtikçe ligde kalma şansı azalıyor sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz Süper Amatör Lig'de önümüzdeki hafta hangi karşılaşmalar var? Buraya bir bakalım. İlk yarı bitiyor önümüzdeki hafta. İlk yarı son maçları oynayacak takımlar. Bakıyorum Balıkesir Belediye Gönent Tayfun deplasmanına geliyor. Gönent Tayfun çok zor bir maç. Balıkesir Belediye banko favori bu maçta. Gönent Tayfun'u Gönent'e yenebilir. Belki Gönent Tayfun şeytanın bacağını kırar hocam. İnşallah. Yani bölgemiz takımının yürekten isterim ama kağıt üzerinde gerçekler Balıkesir Belediye'nin favori olduğunu gösteriyor. Gönent Tayfun alacağı beraberlik, her ele galibiyet çok büyük anlam ifade eder. Ben şimdiden Gönent Tayfun'a bol şanslar diliyorum. Çok zor bir karşılaşma Sarı Lacivertler için. Bigadiş Eti dikkatli olursa Bigadiş deplasmanından galibiyet ederler. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Manyas Havran, eski Manyas olsa Banko Banyas diyecektim. Manyas dikkatli olmazsa Havran Fatih, Manyas da Manyas'a şaka yapabilir. Aman Manyas dikkat diyorum. Güçlü bir takımı ağırlayacaksın. Cumhuriyet Sanayi Sındırgı, Cumhuriyet Sanayi Banko favori, Adaspor Yakupköy favori, Adaspor, Altınova Susurluk, 3 ihtimalli bir karşılaşma. Susurluk düzelmeye başladı. Susurluk Altınova'yı Altınova'da yenerse kimse şaşırmasın. Beraberliğe yakın bir karşılaşma. Yine de Balya Barbaros Sefa maçında Balya Belediyespor'u bir adım önde görüyorum. Galibiyet için sevgili seyirciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz Süper Amatörlüğü noktalamadan önce geçen hafta alınan sonuçlardan sonra liderler arasında bir puana düşüren Etispor'un şampiyonluk şansına bir değinelim hocam. Etispor bu yarışın içinde sonuna kadar var. Daha evvelki programlarda da söyledim. Etispor eğer ideal 11'ini bulmuş durumda, eğer yedek kulübesini iyi tazim ederse, oyuna dokunmaları iyi yaparsa, maçı iyi okursa Etispor bu ligde rahatla şampiyon olur diyorum. Bu, bakın Balıkesir Belediyesi seyretmeden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Etispor ligin en istikrarlı takımlarından biri. 11'i ezbere sayabiliyorum. Etispor'un sıkıntısı sahada değil, ilk 11'de değil. Evet. Sıkıntı yedek kulübesinde. Yedek kulübesinde değerli oyuncular var fakat bu değerli oyuncuları iyi hazırlamak gerekiyor. Hangi futbolcuyu hangi maçta kaçıncı dakikada oyuna sokacağız, nerede yorumlayacağız? Etispor bu soruya çalışırsa Etispor şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde yer alacaktır. Problemi çözümler diyorsunuz. Kesinlikle. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle biz Süper Amatör Lig'deki yorumlarımızı noktaladık. Diğer yorumumuzda görüşmek üzere.